Besmele ile başlıyoruz programımıza ve dahi her bir işimize. Sığınıyoruz her türlü beladan ve şerden alemlerin Rabbine. Sonra hamd ve şükrediyoruz. Bizi türlü nimetleriyle donatan sonsuz kerem sahibi Rahman ve Rahim'e. Ve salatü selamlar getiriyoruz. Alemlere rahmet olan, bize bizden çok acıyan, bizi yaratanı bizlere tanıtan, anlatan fahri kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, köşe okumaları programımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bundan böyle köşe okumaları programıyla ilk TV ekranlarında olmaya ve sizlerin de gönüllerinde bir yer edinmeye gayret edeceğiz. Tabii ki de Rabbimizin inayeti ve lütfu ile. Efendim, programımızın ismi malumunuz köşe okumaları. Peki neden köşe okumaları dediğinizi duyar gibiyim. İzah edeyim. Eminim ki birçok kardeşimizin evinde elini ayağını dünya meşgalesinden çekerek, birkaç satır okuyarak, tefekkür ederek kendini rahatlatmak istediği bir köşesi bulunmaktadır. İşte burası da aynı öyle. Yalnızca bir farkla. Bizler evimizde veya kendimize tahsis ettiğimiz köşede okuduklarımızı ve tefekkürlerimizin birçoğunu kendimize saklarız. Bizler burada bunu yapmayacağız. Sizler için seçtiğimiz birkaç paragrafı sesli okumaya ve tefekkürlerimizi cehri yapmaya gayret edeceğiz efendim. Tabii ki sizlerden soru, görüş ve yorumlarınızla programımızı bereketlendirmenizi istirham edeceğiz. Bizlere ekranın altında bulunan sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Programımıza başlamadan önce sizlere bir müjdem olacak. İlerleyen bölümlerde Allah'ın izniyle bizlere mesaj gönderen izleyicilerimiz arasından yaptığımız çekilişlerle sizlere sürpriz hediyelerimiz olacak. Efendim, sözü daha fazla uzatmadan bu akşam sizler için seçtiğim esere geçmek istiyorum. Müsaadenizle. Eserimiz Derviş'in Teselli Koleksiyonu. Yazar Mecit Ömür Öztürk bu eserde bizlere dertlerine teselli arayan bir dervişi tasvir etmiş. Bizler de sizlere bu dervişin dertlerine teselli olarak sunulan 99 teselliden bir tanesinin bir kısmını paylaşacağız inşallah. Efendim, bu akşamki eserimizden sizinle paylaşacağımız bölümün konusu mutlulukla ve mutluluğa kanaat etmekle ilgili. Mutluluk demişken sizlere bir soru sormak istiyorum. Mutluluk nedir? Mutlu olmak sıkıntıdan, her türlü meşakkatten, hastalıktan, bela ve musibetten uzak bir hayat sürmek midir? Bakacağız. Esasen başarısız insan yoktur. Çok başarılı veya az başarılı insan vardır. Herkes mutlaka az çok bir şeyler başarmıştır. Az başarıya sevinmeyen insanın çok başarı beklentisi tutarsızlıktır. Azıyla memnun olunmayan bir şeyin fazlasını talep etmek mantıksız bir davranıştır. İnsan başardığı şeyi küçük görüp hırsla daha büyük bir başarıyı kalbine yerleştirirse elindeki küçük başarıyı da kaybeder ve bu imtihanın mağlubu olur. Tamamen mutsuz insan var mıdır? Herkes az veya çok mutludur. Kişi kendini çok mutlu insanlarla kıyas ederse mutsuz, kendinden daha az mutlu insanlarla mukayese ederse mutludur. Bu kadar basittir. Aslında mutsuzluk yalnızca bir kelimedir, bir yorumdur. İnsanın icat ettiği izafi bir kavramdır. Görecelidir. Dünyaya insanla birlikte gelen bir düşüncedir. Ünlü düşünür, mutluluk dünyanın değil, aklın bir durumudur derken bunu kastediyor olmalı. İnsan kendine ait az mutluluğun adını mutsuzluk koyup hırsla daha büyük bir mutluluğa gözünü diker ve elinde var olan mutluluğu küçümsemeye başlar. Gün gelir o az mutluluk da elinden uçup gider. Gözümüz hep büyük mutluluklardadır. Küçük mutlulukları yaşamayı becerebilmişiz gibi. Hani filozof diyor ya, başka gezegenlerde hayat var mı diye merak ederiz. Sanki kendi gezegenimizde yaşamayı becerebilmişiz gibi. Kişi kelime manasıyla olsun mutsuz olduğunu düşünüyor, elindeki o az mutluluğu hafife alıp kalbiyle çok mutluluk peşinde koşuyorsa mevcut olan mutluluğunu da hissedememekle elindekini fark edebileceği, hissedebileceği, onun için şükredebileceği zamana kadar
ondan mahrum kalma cezası görür. Mutluluğunun ziyade olmasını isteyen, verilen kadarına razı ve memnun olmalı, ona kanaat etmeli, var olanla yetinmeyi bilmelidir. Elindeki mutlulukla yetinmeyip onu israf edenler, onu önemsemediğini ve kıymetini bilmediğini göstermiş olurlar. Ki bu da bereketi ortadan kaldırır. Nimete saygının en önemli göstergesi, onu severek ve dikkatli kullanmaktır. Kıymetli izleyiciler, mutluluktan bahsettik. Mutluluğun göreceli olduğundan bahsettik. Dünyada var olan mutluluk kavramının, biz insanların içinde olan bir kavram olduğundan bahsettik. Dünyaya hakim olacak bir mutluluğu beklemenin boşa bir çaba olduğundan ve vakit kaybı olduğundan bahsettik. Zira mutluluk bizim içimizde var ve biz nereye gidersek götürebiliriz. Dünyaya mutluluğun hakim olmasını beklemek, saadetin hakim olmasını beklemek boş bir bekleyiş değil midir? Efendim, paragrafımızın başında dediği gibi, az başarıya sevinmeyen çok başarıyı hak etmemektedir. Aynı şekilde elindeki azıcık bir mutluluğa sevinmeyen, şükrünü bilmeyen, şükrünü eda etmeyen o mutluluğun ziyadesini de hak etmemektedir. Çünkü nimetler şükrünü eda ettiğimiz zaman ziyade olurlar. Nimetler şükrü yapıldıkça çoğalır. Peki az başarıya, az mutluluğa sevinmek ile az başarı ve mutlulukla yetinmek arasında fark var mıdır? Evet efendim, dağlar kadar fark vardır. Çünkü bir insan elindeki Rabbimin bahşetmiş olduğu bir miktar mutluluğu kabul edip, başüstü eyleyip, Rabbimden gelmiştir elhamdülillah deyip şükrünü eda ederse, Rabbimiz ona daha ziyadesini nasip eyleyecektir. Fakat bu kadarı bana yeter deyip, daha fazlasını elde etmek için çabalamadığı gibi şükrünü de eda etmezse, Rabbimiz onu ziyadesinden mahrum bırakacaktır. Ve bu da insanı hiç de hoş olmayan duygusal bir tembelliğe itecektir. Kıymetli izleyiciler, insanın elindekiyle kanaat etmemesinin bir diğer cezası da Rabbimizin onu devamından mahrum ettiği gibi elinde var olanı yaşayabilmekten de mahrum etmesidir. Çünkü insan elindeki avucundaki, gönlündeki bir tutam mutluluğun kıymetini bilmeden, yaşadığı en ufak bir olumsuz olayda mutsuzum naraları ve feryatları savurmaktan, halbuki hayatında ona mutluluk saçabilecek birçok etkeni fark etmemekte ve kendini mutlu edebilecek şeyleri göz ardı edip bunların kıymetini bilmeden yaşayıp gitmektedir. Ve bu mutluluk sebepleri, mutluluk etkenleri hayatımızda kullanılmadan israf edilmekte ve maalesef kıymeti bilinmemektedir. Nimete en güzel davranış, onu saygılı ve verimli kullanmaktır, dedi. Peki, nimet dediğimiz nedir? Nimet yalnızca ekmek, su, hava, bu gibi şeyler midir? Hayır efendim. Rabbimiz tarafından hayatımızı güzelleştirecek her türlü etken bize bahşedilmiş birer nimettir. Mutluluk, başarı, sevinç, sevgi, saygı, hürmet, bunları bilmek, bunları yaşıyor, yaşatabiliyor ve hissedebiliyor olmak Rabbimizin bize verdiği en büyük nimetlerden biridir. Efendim, kitabı sizlere takdim ederken bahsettiğimiz dervişimiz hayal dünyasında bir meclise giriyor. Bu mecliste sözlerine ve fikirlerine riayet edilen, hürmet edilen nice büyükler var. Dervişimizin derdi ise sizlere konuşmamızın başında sormuş olduğumuz soru. Mutluluk nedir? Saadet nedir? Feryad-ı figan eyleyerek bu sorunun cevabını arıyor. O büyüklerin, o düşünürlerin, dervişin derdine teselli olacak cümlelerinden birkaçını sizlerle paylaşıyoruz efendim. Bir tanesi, saadet çalışıp kazanmak ve kazanılanları başkalarıyla paylaşmaktır diyerek azim, gayret ve cömertliğe dem vuruyor. Bir başka düşünür, saadet, mutluluk, nefsi Firavun'un tutkuları gibi tutkulardan korumaktır buyuruyor. Bir başka düşünür, bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktır buyuruyor. Bir başka düşünür, saadet, maziyi unutmak, içinde bulunulan anın iyi değerlendirmek, geleceği düşünmemekle mümkündür diye buyuruyor. Nitekim, insan olarak yaşayabileceğimiz tek an, içinde bulunduğumuz an olduğu için, düşünür, o anın kıymetini bilmeye ve yapabileceğimiz ne varsa yalnızca bu an içerisinde yapabileceğimiz için,
geçmişe ve geleceğe haddinden fazla kafa yormayıp içinde bulunduğumuz ana odaklanmamızı bizlere tavsiye ediyor. Nitekim dervişimiz duyduğu bu cevaplarla, aldığı bu fikirler ve tesellilerle bihtap düşerek bir feryat savuruyor ve Allah aşkına yardımcı olun. Nedir mutluluğun cevabı? Mutluluk nedir? Saadet nedir? Diye bir nara atıyor. Sonunda meclisin başkanı ayağa kalkıyor ve hayatımızın her safhasında bize rehber olacak saadetin, mutluluğun, huzurun en güzel açıklaması olan şu cümleyi kuruyor. Saadet, hayatı olduğu gibi kabul etmek, insana yüklediği yüklere razı olmak ve bunun daha iyi olması için gayret etmektir diyor. Efendim, saadet, mutluluk, huzur, refah, Rabbimizin bize yazdığı kadere razı olmak, Rabbimizin bize gönderdiği imtihanları Rabbimizden geldiğini bilerek başüstü eylemek ve bu hayatın daha iyi olabilmesi için elimizdeki mutluluğun, başarının, saadetin daha zirvelere ulaşabilmesi için gayret göstermektir buyuruyor. Efendim, bu akşam sizlere mutluluktan, saadetten ve kanaatten bahsettik. Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu nimetlere kanaat gösterip daha ziyadesine ulaşabilmek için çaba göstermemiz gerektiğinden bahsettik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Sizler de görüş ve önerilerinizi bizlerle ekrandaki mail adresimizden paylaşabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, kanaat demişken bu akşam için bizlere ayrılan süreyle kanaat ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki köşe okumaları programımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.